Buyurun. Sedat başkomiserim yok mu? Yok. Hayırdır? Bu hanım. İsmim Ayşe Özdemir. Hemşireyim. Çalıştığım huzur evinde 7 kişinin ölümüne sebep oldum. Bununla. Sağ ol kızım. Sorma gitsin. Oğlan da gelmedi. Buyurun Necip amcacığım. Bekliyorum. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Torunu getirecekti. Afiyet olsun. Ama hala... Teşekkür ederim kızım. Aa Zehra teyzeciğim. Nasılsın? Çok iyiyim Ayşe kızım. Allah'a şükürler olsun. Zehra Hanım'ın bayramı var bugün. Çocuklarıyla ne torunları zaman? Geliyor. Aa. Dersi başımıza. İnşallah. İnşallah Necip amca. Torun okumaya geçmiş. Sınıfta hep birinciymiş. Öğretmeni demiş ki o ileride büyük adam olacak. Doğduğu zaman gözleri çakmak çakmak bakıyordu. Çok başarılı bir talebe olacağı zaten belliydi. Ah ah evlat bir şey değildi. Torun sevgisi bir başka Ayşe kızım. Görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Burnumda tütüyor. Misafirini gözyaşıyla mı karşılayacaksın? Yapma lütfen. Kız gelse eve götürecek. Merak edecek bir şey yok. Heyecanlar. Emin misin? Bir tansiyonunu ölçeyim. Gerek yok kızım. Gel yamacıma otur şöyle. Çek kızım. Al şu iskemleyi. Geç şöyle. Oh. Gel ya. Gel ya. Gel. Oo hediyeler evet. De alınmış. Bu da senin. Ya ne zahmet ettin Zehra teyze? Hem ne gereği vardı? Zahmet olur mu canım? Dedeme kızardın. Sen bak, ben bile bunu bana mı örüyordun? Kış bastırdı. Üşüyüp hastalanma diye. Sen hastalanırsan bize kim bakacak? Canım. Aa, onu da buraya getirmişim. Ah, hep heyecandan, hep heyecandan. Kızım, o sende kalsın da. Şimdi ben bu kalabalıkta kaybederim. Bir şey olmasın ona. Sonra ben senden alırım onu. Peki. Ha? Ay. Asayiş Berkemal mi? Evet. Başka ne olacak ki? Hepsi nağa gitmiş, vağa kalmış. Gözlerini toprağa dikmiş bakıyorlar. İyilik meleği ne yapıyor? Kanatlarını takmış dolaşıyor, ne yapacak? O bunakların da nesini seviyorsa sanırsın kendi anne babası. Onlara aslında ne yaptığını bir bilse. Kusura bakmayın. Az evvel ilaçları alırken tansiyon aletini burada bırakmışım. Hayırdır? Kötü bir şey yok ya. Zehra teyzenin tansiyonu çıktı. Torunları gelecek diye heyecanlandı galiba. Neyse ben bir bakayım. Tamam. Ben de birazdan gelirim. Tamam. Bu yeni ilaç titreme yapıyor muydu? Hakkı amca da yapmıştı diye hatırlıyorum. Ya diğerlerinde? Ama hepsi yaşlı işte. Onlar titremeyecek, ben mi titreyeceğim Allah aşkına? Şu ilacın patentini ne zaman alacaksın Uğur? Hayatım çalışıyoruz işte, görüyorsun. İlaç patentinin lisansını almak o kadar kolay mı sanıyorsun? Kolay değil tabii.
Senin ilaçlarını deneyeceğiz diye bir ay içinde 3 tane ölü çıktı buradan. Bakanlık, emniyet peşimize düşerse mahvoluruz. Hiçbir şey olmaz. Bak sen içini ferah tut. Kreş mi işletiyoruz da peşimize düşsünler? Yaşlılar, ölüyorlar. Ecel gelmiş bahane. Yerinde olsam bunları değil de patenti aldığımızda kutlama için hangi ülkeye gideceğimizi düşünürdüm. Ben şunlara bir bakayım. 14'e 9. Biraz yüksek. İşte sabah ilaçlarını da içtin halbuki. İçtim içtim. O vitamin mi ne onu da içtim. Ah yavrum, o çok iyi geliyor bana, biliyor musun Ayşe kızım? Halsizliğim, yorgunluğum hepsi gitti. İyi, ne güzel işte. Babaanne, babaanne. Zehra Hanım'ın torunu. Ne kadar da büyümüş. Maşallah. Maşallah. Anne. Babaanne. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Ayşe kızım, ne oluyor? Zehra Hanım. Zehra Hanım. Anne. Zehra teyze. Anne ne Zehra oldu? Zehra teyze. Anneciğim. Allah'ın takdiri kızım. Yaradan verdiği canı geri aldı. Kendini bu kadar harap etme. Sonra Allah'ın da gücüne gider. Sağlığı yerindeydi anne. Hele son günlerinde genç kız gibi olmuştu. Baksana, ipleri çarşıya çıktığımızda beraber almıştık. Torunumu hırka öreceğim diye bana seçtirmişti rengini. Meğer... Ayşe, çok üzgünüm. Ne desem boş biliyorum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Amin. Allah hepimize Zehra Hanım'ınki gibi bir ölüm nasip etsin. Çekmedi, çektirmedi. Hak Teala'nın emri nasip oldu. Bir anda ruhunu teslim etti. Ya öyle oldu. Artık üzme kendini lütfen. Hadi dinlen, toparlan biraz Ayşe. Huzur evindekilerin sana ihtiyacı var. Tamam, tamam kızım. Hadi artık üzme kendini. Bana bak. Yeter. Kendine başka denekler. Hayatımızı karartacaksın. Paraları balyaya sayarken bir sıkıntın yoktu ama. Bir ölüm daha istemiyorum. Bu da son sözüm. Ayşe. Anne inan hiç iştahım yok. Ne olur zorlama. Kızım nedir kendine zulmettiğin? Yazık, günah. Ya sana bir şey olursa ben ne yapacağım? Ye şu yemeğini kızım. Hadi üzme beni. Anneciğim, yiyemeyeceğim ben. Zaten uykum geldi. Yatıyorum. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Ah.
teyzenin günlüğü. Yarın çocuklar gelecek. İnşallah sulu gözlülük edip yanlarında ağlamam. Bazen içim yanıyor. Ben neden buradayım diyorum. Sonra Ayşe ile biraz sohbet edince rahatlıyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gece hiç uyumadım. Ama kendimi yorgun da hissetmiyorum. Ayşe'nin verdiği vitaminler çok işe yaradı. Vitaminler? Allah Allah. Bugün ilaçların yanında bir de vitamin hapı içtim. Biraz çarpıntı yaptı ama geçti. Firdevs'e normal olduğunu söyledi. Firdevs mi? Anne, benim acil huzur evine gitmem lazım. Bir şey mi oldu? Yok. Bu saatte ne işin var huzur evinde kızım? Anne, anlatamam şimdi. Hemen gitmem lazım. Neyle gideceksin? Bir taksi çağırsaydık madem. Anne, yoldan bulurum ben. Tamam mı? Hadi iyi geceler. Beyefendi, ilk ben gördüm taksiyi. Taksiyi ilk defa mı gördünüz? Hayret, her yerde bunlardan var. Bilader. Ayıp oluyor ama. Önceliği bu saatte sokakta yalnız olan bir kadına vermeniz gerek. Çok haklısınız. Söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Ama bir cinayet vakası var. 5-10 dakika içinde orada olmam lazım. Cinayet mi? Nerede? Hayırdır? Siz de mi benimle geleceksiniz? Taksi! Kusura bakmayın ama bu da kafa be birader. Dur 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 dur. Hadi sağlıcakla. Hadi dur. Acelem olmasa size iki çift lafım olurdu ama. Sabahtan beri en az 20 çift laf söylediniz. Gerçekten uğraşamayacağım. İyi geceler. İyi geceler. Allah Allah. Koşuya çıktım kızım. Gerçekten koşuya mı çıktın? Evet evet. Zımba gibiyim zımba. O verdiğin haplar var ya, bana delikanlılığımı hediye etti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Neyse, terim kurumasın. Hayırlı günler. Ben gideyim. Olur. O da ilaçtan bahsetmişti. Onun da titremesi vardı. Kopay. Seni kopay. Hakkı amca da Zehra teyze de diğer rahmetliler de aynı vitamini kullandılar. Hepsinde aynı iyileşme vardı. Titremeler oluyordu. Kullanan herkes ölmüş. O ilacı kendi ellerimle ben verdim onlara. Ben öldürdüm onları. (Gülüyor)
Sen bugün izinli değil miydin? Aşağıdan geldiğini söylediler. Kontrol etmem gereken bir şey vardı. Neymiş o? Huzurevi sakinleriyle ilgili birkaç önemli detay. Senin bilip de benim bilmediğim ne olabilir Ayşe? Ben buranın sahibiyim, eşim de doktorum. Ve eşiniz buradaki hastalara ortağı olduğu firmanın ilaçlarını yazıyor, değil mi? Evet, ne var bunda? Hepsi patentli ilaçlar. Tabii ki. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ses tonundan, imalarından hiç hoşlanmadım. Zenikopal isimli şu vitamin hapı. Onun da patentli olduğunu söylemiştiniz, değil mi? Evet. O ilacı içen tüm hastalar aynı belirtileri gösterdi ve aynı şekilde öldü Firdevs Hanım. Burada 2 ay içinde 7 kişi o ilaç yüzünden öldü. 7! O 7 kişi yaşlı olduğu için öldü. Hastaydılar. Beni neyle suçladığını farkında mısın sen? Densiz. Hem belki o 7 kişinin ölmesinde senin de suçun vardır. Senin hatan yüzünden ölmüşlerdir. Suçlu olsam sesimi yükseltir, bas bas bağırırım. Ve eğer gerçekten suçum varsa bunun cezasını hem burada hem mahşerde çekmeye hazırım ben. Şimdi müsaade ederseniz işim var. Size de. Nursuz, insan bir gülümser mi? Bir hal hatırlar. Aman sen de. Firdevs anca para alacağı zaman yanımıza uğrar. Bilmezmiş gibi konuşma. Allah belanı versin. Allah kahretsin seni. Yattın bizi ya. Hadi aç. Hadi. Ayrılalı daha bir saat olmadı ya. Çok mu özledin beni? Her şeyi biliyor. Her şeyin farkında. Polise gidecek, hapse gireceğiz. Kim? Neyi biliyor? Ne oluyor? Ayşe. Her şeyin notunu tutmuş galiba. İlacı verdiğimiz hastaların hepsinin öldüğünü biliyor. Hepsi senin yüzünden. Demiştim sana yakalanacağız, mahvolacağız diye. Demiştim sana. Benim soğukkanlı profesyonel karıma ne oldu? Şöyle bir derin nefes al. Biraz sakinleş. Şimdi bana her şeyi baştan anlat. Damat her şeyimizi alıp ortadan kaybolunca kızımla kala kaldık. Nereye gideriz, ne yaparız bilemedik. Önce bir akrabanın evine gittik. Ama insan eti insana ağırdır, sığamadık. Son çare beni buraya bıraktı. Kendisi de bir arkadaşının yanında sığıntı gibi. Seni de sıktım kardeş, kusura kalma. Sıkılmadım. Derdini dökmezsen hastalanır kalırsın. Hem bak burası iyidir, insanları iyidir. Hemşirelerimiz var melek gibi. Yemekleri de güzeldir. Canın da sıkılmaz. Ha şöyle yüzün gülsün biraz. 3 günlük dünya. Bak gözümüzün önünde bir arkadaşımız göçtü gitti. Ölüm varken bu kadar canını sıkmaya değer mi? Duydum. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Rahmetli, çok iyi kadındı. Anneciğim kızım. Nasılsın? Canım. İyiyim çok şükür. Anneciğim iyiyim. Bunları getirdim. Hemen bırakıp merhaba, bir şey gitmem amca. Gerekiyor. Çok geç kaldım. Tamam. Geleceğim yine. Güle güle. İyi günler. Çok güzel. İyi günler. Annem size emanet. Merak etmeyin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Solgun görünüyorsun kızım, iyi misin? İyiyim, merak etmeyin. Ya size bir şey soracağım. Ne? Buyur. Size bir vitamin hapı veriyordum. Onu kullanan kimse var mı aranızda? Yok yok. Bilmiyorum ki. Yok. İyi. O ilacı kullanmanıza gerek yok. Ben onun yerine size yenisini vereceğim. Tamam mı? İyi, tamam. Tamam kızım. Siz de o ilacı sakın ama sakın kullanmayacaksınız. Tamam. Anlaştık. Thank you.
Odada başka bir şey var mıydı? Yok, yok. Çekmecelere iyice baktın mı? Baktım, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ortalıkta başka ilaç kalmadı değil mi? Hepsini topladın mı? Mutfağı bile köşe bucak aradım. Bulabildiğim bu kadar. Bu ilaçtan başka kimse de olduğunu sanmıyorum. İyi. Daha gidip ilaç şirketinin bilgisayarındaki verileri sileceğim. Sen de öbür işi hallet. Konuşuruz, tamam mı? Tamam. Ha Firdevs, sakin olmak zorundasın, tamam mı? O kadın bizimle başa çıkamaz. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam. Nasılsınız? Var mı bir sorun? Ayşe, kızım. Öğle yemeğini beraber yiyelim mi? Hem biraz konuşuruz. Tabii, neden olmasın? Tabii, neden olmasın? Senle son bir yemek yemeyi biz de isteriz Ayşe. Aa, ne diyor bu? Efendim? Bu öğlen burada yediğin son yemek olacak. Kızım, tasını, tarağını toplayıp buradan gideceksin. Öyle kolay değil Firdevs Hanım. Yaptıklarınızı yanınıza bırakacağımı sandıysanız çok yanıldınız. Her şeyin hesabını vereceksiniz. Bir şeyler söylüyorum. Benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Allah. Yedi kişiyi öldürmek cezası epey ağır bir suç olsa gerek. Sen aklını kaçırmışsın. Devamlı böyle kötü kötü. Bunların arasında kala kala bunamışsın. Hani delilin nerede? Ne istiyorsunuz Ayşe'den? Ayşe'den ne istiyorsunuz? Evet. Merak etmeyin, bir şey yok. Biraz tartıştık o kadar. Firdevs Hanım, Ayşe bu öğlen nereye gidecekmiş? Bir söyleyin bakalım. Evet. Hı-hı. Ne oluyor Ayşe kızım? Merak etmeyin. Bir sorunu halletmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Eşyalarını topla ve burayı terk et. Siz eşyalarımı benim yerime toplamışsınız zaten Firdevs Hanım. Ajandam nerede? Ne ajandası? Bana ne senin ajandan? Çekmecemden aldığınız ajandayı diyorum. Lütfen geri verir misiniz? Çok güzel. Eşimle beni sabah adam öldürmekle suçladın. Şimdi de hırsızlıkla. Derhal burayı terk et. Ha bu arada. Bu arada senin de annen yaşlı Ayşe. O da yarın bir gün ölse yine bizi mi suçlayacaksın? Böyle kahroluyorsan bil ki yalnız değilsin. Ben de seninle birlikte yanıp kavruluyorum kızım. Anne. Anne. İşe yeni başladığında kesmiştim burayı. Evet. Ne kadar korkmuştum. Evet. Güya bir de hemşire okulunda okuyordun. Bayılacaktın neredeyse. Beni okutmak için gece demeden, gündüz demeden millete yemek yaptın. Ama hatırlıyor musun? Eve o kadar yorgun geliyordun ki bir lokma ekmek yiyemeden sızıp kalıyordun. Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Herkes öyle kızım. Ekmek kursağa kolay girmiyor. Anne. Ben öyle bir hata yaptım ki. Aynı bu elindeki yara izi gibi ömür boyu taşıyacağız. Bismillah. Ayşen. Ne oluyor kızım? Yüreğime indireceğim. Anne. Huzur evinde bir olay oldu. Ben sana anlatamadım.
Ama bütün suç benim anne. Tamam kızım. Hanımefendi. Hanımefendi. İyi misiniz? Çıkabilirsin. Emredersiniz. Görüşmeyeli nasılsınız? Siz tanışıyor musunuz? Sayılır. Evet Ayşe Hanım. 7 kişiyi nasıl öldürdünüz? Bir de sizden dinleyelim bakalım. Ben 2010'dan beri Nevvar Huzur Evi'nde çalışıyorum. İşimi de çok severek yapıyorum. Son bir yıl içinde 7 kişi öldü. Verdiğim ilaçlar yüzünden. Hangi ilaç bu? Zenicopal diye bir ilaç. Vitamin kompleksi. Bu piyasada satılan bir ilaç mı? Hayır. Çalıştığım yerin sahibinin eşi Uğur Bey. İlaç firması var. Onun firmasının yeni bir ilacıymış. Ama yemin ederim, ben ilacın patentsiz olduğunu bilmiyordum. Tamam. İlacı vermenizi huzur evinin sahibi mi söyledi size? Uğur Bey de doktor olduğu için hastalara ilaçları yazıyordu. Yanına takviye olarak da bu vitamin hapını veriyordu. Peki herkes mi içti bu ilaçtan? İlk başta evet. Ama sonra düzenli olarak 6-7 kişi içti. Onlar da vefat etti zaten. Ölümlerin bu ilaca bağlı olduğunu nereden biliyorsunuz? Ölenler hep aynı belirtileri gösterdiler. Önce birden gençleştiler. Kendilerini çok iyi hissettiler. Sonra titreme nöbetleri geçirmeye başladılar. Sonra da işte. Bu konuyu işverenlerinizle konuştunuz mu? Evet. Hasta takibi yaptığım bir ajanda vardı. Hastalar hangi ilaca hangi tepkiyi vermiş, nasıl sonuçlar almışız, onların notunu tutuyordum. Zaten oraya bakıp fark ettim. Gidip konuştum. Sonra ajandım ortadan kayboldu. Tehdit edildiniz mi? Evet. Üstü kapalı. Anneme de zarar verebileceklerini söylediler. Ama annem de durumu biliyor. Ben her şeyi göze alıp buraya geldim. Siz de bu işe istemeden karıştığınız için mi katil olduğunuzu düşünüyorsunuz? O ilaçları o insanlara kendi ellerimle verdim. Eğer anlattıklarınız doğruysa siz de korkunç bir tezgahın kurbanı olmuşsunuz. Alo, Uğur. Biz çok büyük bir hata yaptık. Neymiş? Ayşe'yi kovmayacaktık. Kim bilir şimdi ne işler peşinde? Ayşe'nin etine butuna hayatım. En fazla ne yapabilirim? Saçmalama Allah sen. Sakin, tamam mı? Firdevs Hanım, şu yeni gelen kadın var ya birden fenalaştı. Yaşlılığa bağlı ölüm, klasik.
Kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi, kalp krizi. Bu insanların hepsi kalp krizinden ölmüş. Ama Ayşe hemşirenin ifadesine göre ölmeden önce hepsi titreme nöbetleri geçirmiş. Babaannem gibi. Babaannem sürekli titrer. Tek başına su bile içemez. Parkinson mu? Değil işte. Sebebini bilemiyorlar. Sürekli kullandığı bir ilaç var mı? Kolesterol için bir ilaç kullanıyor. Ama o kadar. Adı ne? Bir dakika. Daha bu sabah ilaç aldım. Alpsaka. Alpsaka ilaç. Uğur Alp'in ilaç firması yani. Neslihan. Alpsaka ilaçla ilgili ne kadar bilgi varsa istiyorum. Bu ilacın etken maddesini araştır. Bir de şu Uğur Alp'le ilgili kayıtlara bak. Tamam mı? Tamam. Sence bir yere varabilecek miyiz? Allah kerim. Yol bizim. Hadi ben gidiyorum. Nereye? Ayşe'nin getirdiği ilacı laboratuvara yollamıştım. Bir bakalım. Dikkate değer bir şey var mı? Az önce Ayşe hemşireydi. Sonra bir anda samimi oldun. Zaten tanışıyormuşsunuz da. Neslihan. Tamam be, işime dönüyorum. Allah'ım. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama. Buyur kızım, ne istemiştin? Ayşe hemşire, beni hatırladınız mı? Evet evet, buyurun. Gel kızım. Teşekkür ederim. Buyurun, böyle geçin. Annem bugün komaya girmiş. Ne? Kemik erimesi vardı. Vallahi de billahi de başka bir hastalığı yoktu. Varsa da ben bilmiyorum. Aks. Sağ olun teyzeciğim. Ne yapayım? Nereye, kime gideyim bilemedim. Adresinizi Gülay teyzeden aldım. Çıktım geldim işte. İyi yapmışsın. Peki ben senin için ne yapabilirim Nevin? Annemin huzur evindeki odasında bir ilaç bulmuşlar. Zirkon mu ne? Hiç duymamıştım. Acaba o ilacı anneme sen mi verdin? Zenikopar mı? Evet evet, zenikopar. Sen mi verdin? Hayır. Kim verdi o zaman? Bak şimdi sakin ol, tamam mı? Sakin makin olamam. Annem orada ölümle pençeleşiyor. Nasıl sakin olabilirim? Sen bir şey biliyorsun Ayşe. Allah'ın hakkı için anlat. Bak anlatacağım, merak etme. Ama sakin. Tamam. Lütfen. Bak şimdi. Kar Arslan, Naime Koçak, Türkan Özcan, Kadriye Manisalı, Kemal Tarhan, Zehra Bilgili. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Keşke hepsi gerçekten ecelleriyle ölselerdi, değil mi? Anlamadım. Zaten sabah sabah niye buraya getirildim, niye sorgulanıyorum, onu da anlamadım. Anladığınıza çok eminim. Ama prosedür gereği açıklayayım. Canlarını size emanet etmiş bu insanları piyasaya süreceğiniz ilaçlar için denek olarak kullandınız. Ve ölümlerine neden oldunuz. Ya siz neye dayanarak beni bu kadar korkunç bir şeyle suçlayabiliyorsunuz?
Size isimlerini saydığımız 7 kişinin hepsi kalp krizinden öldü. Kalp krizi yaratan bir ilaç henüz daha piyasaya sürmedik. Zaten öyle bir şey yaparsak sizin il tüm dünyada. Evet, haklısınız. Ama patent lisansını almaya çalıştığınız Zenicopal isimli destekleyici ilacı yasa dışı yollarla piyasaya sürdünüz. Bu 7 insan üzerinde denediniz. Deliliniz var mı? Var. Neymiş o? Bana da açıklar mısınız? Hay hay. Şu an piyasada X diye bir kolesterol ilacı var. En büyük yan etkisi de hastalarda el ve ayak titremesine yol açıyor. O ilacın etken maddesiyle zenikopalinki aynı. Senin o etken madde diye zırvaladığın şey içtiğin suda bile var. Ayrıca zenikopal dediğin ilaç henüz daha üretim aşamasında. Laboratuvardan bile çıkmadı. Bu ne o zaman? Ambalajı hoşmuş. Ama inanın ilk defa görüyorum. Yok. İlk defa görmüyorsunuz. Bu kutuyu dün bu ilaç yüzünden komaya giren Ayfer Hanım'ın kızının elinden almaya çalışmadınız mı? Hayır. Ayşe hemşirenin hasta ilaç kayıtlarını tuttuğu ajandayı da siz almadınız. Almadım. O zaman şoförünüz almış. Çünkü arabanızdan çıktı. Uğur Bey'in imzalı ifadesi itiraf etmiş. Tamam. Peki. Yani huzur evinde bu ilacı kullandırmadığınızı söylüyorsunuz, öyle mi? Evet. Ama eşiniz öyle söylemiyor. Nasıl yani? Uğur Bey, her şeyi itiraf etti. Çok saçma. Değil. Piyasaya sürülecek ilaç için Türkiye'de denek bulmakta sıkıntı çektiklerini ve bu yüzden de sizinle işbirliği yaptığını söyledi. Yalan söylemiş. İfadesini imzalamış. Az önce buraya bir memur geldi ya, o söyledi. Uğur'un yüzünden. Ben defalarca karşı çıktım. Vazgeçelim dedim. Ama eşiniz vazgeçmedi. Hayır, hayır. Beni de yaktı kendini de. Böyle olacağı belliydi. Allah kahretsin seni. Allah belanı versin. Adi herif. İmzalayın. Allah belanı versin seni. Erkek misin sen be? İnsan mısın? Şerefsiz. Sen ne diyorsun be kadın? Daha ilk sorguda sattın beni. Ne konuşuyorsun? Aklı sen sattın bizi. Ne? Kandırdınız mı lan yoksa bizi? Biraz. Ama sizin de bağlarınız o kadar sağlam değilmiş. Kusura bakmayın. Bunun hesabını soracağım ben senden. Bittin sen, bittin. Size her şey için teşekkür ederim. Biz işimizi yaptık Ayşe Hanım. Üstelik siz olmasaydınız bütün bunlardan haberimiz bile olmayacaktı. Peki. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Size de. İnşallah kısa zamanda iş bulursunuz. İnşallah. Sedat Bey? Ya ben geçiyordum. Tabelayı görünce dikkatimi çekti. Ah. Bir bakayım dedim. Buyurun bir çayımızı için. Çayınızda ilaç yoksa tabii. Tamam tamam. Kabul ediyorum. Kötüydü. Buyurun. Hadi. Buyurun.